bugünkü iddiamız şu arkadaşlar. Benim elektrikli bir tane scooter'la sen de M3'le geçemezsin. Zero 10X modeli. M3'ün karşısına boş bir şeyle gelmeyeceğini tahmin ettim zaten. Dedim ki böyle yan yan geçerim bak. Sen böyle scooter'la gidersin, ben böyle yanından böyle yan yan. Arkadaşlar M3'le gaz alamaz mıyız? Gazlıyor arabamla ya. Şu. Boyları göreceksin bak şu. Efendi git efendi. Ya boş yapma kanka bak. Arkadaşlar herkese selam. Selam. Seha. Ne yaptık? Tanıyorsunuz. Türkiye'ye iddiayı getiren adam. Nasıl hareketliyim bugün? Nasıl hareketliyim? Niye? Hayırdır? Bilmiyorum. İçimden geldi. Herhalde M3 çıktı ya ondan. Arif. Sana bugün M3'ü kullandıracağım. Zaten bu konuda hazırlıklarım var. Ne yaptın? Prodüksiyon mu yaptın? Yok be abi. Anahtarı önceden çaldım. Pardon. Pardon. Arkadaşlar biz böyle çocuk gibi mahallede otururken kendi kendimize iddia giriyoruz ümitle. Evet. Maalesef kurtulamıyorum o şeyden. Üstüme yapışan bu durumdan Doğan beni çıkartmıyor. Bugünkü iddiamız şu arkadaşlar. Ümit'e dedim ki benim elektrikli bir tane scooter'la sen de M3'le geçemezsin dedim. Ben ne dedim? Herhalde geçerim. Bir de daha aşağılayıcı bir cevap verdim. Dedim ki böyle bak. Yan yan geçerim bak. Bırak düzü. Sen böyle scooter'la gidersin. Ben böyle yanından böyle yan yan. Böyle giderim. Bütün İstanbul'u yan giderim. Gene geçerim. En son okuduğu kitap Guinness Rekorlar kitabı biliyorsunuz. Oradan iddia buluyordu kendine. Evet. Var mısınız iddiaya? Varım. Şimdi kankacığım rotayı ben belirleyeceğim. Ya etkilenmiyorum abi. Etkilenmiyorum. İddia olunca etkilenmiyorum. Her türlü bende zaten. Saati sıkıntı ben belirleyeceğim. Yok. Tamam bende abi. Trafik saati olacak. Sıkıntı yok. Rotayı ben belirleyeceğim. Tamam. Ama kendi kendime de bir challenge koyacağım. Tamam. Onu videonun içinde söyleyeceğim arkadaşlar. Tamam. Üzgünüm ya. Ama üzüleceksin bu video. Tanıştırayım. Zero 10X modeli. Evet. Bu scooter dünyanın en iyi scooterlar arasında gösteriliyor şu anda. Zero markası olarak. Zaten bu da en iyi modeli. M3'ün karşısına boş bir şeyle gelmeyeceğini tahmin ettim zaten. İki çeker. Güzel. Yanlış anlaşılmasın. Tamam. İki tane 1000 watt motoru var. İstersen arkadan itişli kullanabiliyorsun. İstersen iki çeker kullanıyorsun. Tek motora düşüyor. Teke düştü mü arkadan mı oluyor? Arkadan oluyor. İkimiz de arkadan mı gitsek? Şöyle. Ben bunu yanlayamayabilir miyiz? Deneme. Öyle bir durum var. Süspansiyon sistemin dikkatini çekti mi? Bayağı Robocop gibi süspansiyon sistemi var. Bir şey diyeceğim. İlk aklıma ne geldi görünce biliyor musun? Bizim burası taşlı yol ya. Evet. Acayip olurdu. İşte bunun özelliği o. Arazide de gidiyor. Aynen. Arazide giderken bir iki video çekmiştik. Onları koyabiliriz buraya. Bak. Anlatabildim mi? Güzel. Ha? Peki bir soru. Hadi sor. Hazırım. Ben şimdi mesela ameliyat olmamış olsaydım, şişko olsaydım beni taşıyor muydu? 150 kiloya kadar taşıyor. Sen kaç kiloydun? Ben 2010'da 142'ydim. Gene taşıyor. En beter halimde bile taşıyor. Bence 150'den daha fazla da taşır. 2000 wattlık bir motordan bahsediyoruz. Yani iki motordan bahsediyoruz. En pik yaptığı yerde 3200 watta kadar çıkıyor. O yüzden bence o şey 200 gibi. Kiloya kadar da taşır da önerilen 150 hani kilo. Hani atıyorum M3 420 beygiri şu devirde veriyor falan muhabbeti gibi bir şey. Aynen. Tamam güzel. Yani anlık olarak 3200 watta kadar çıkabiliyor. Bak buradaki tuşlar enteresan. Burada Eco Turbo modları var. Eco moda bastığında pili mümkün olduğu kadar verimli kullanıyor. Ve seni en yaktıran. Uzak mesafeye götürüyor. Bu az yaktıran tuş değil mi bu? Evet. Burada da single dual var. Ne oluyor? İki çekeri alıyor, tek çekeri alıyor. Çift motor, tek. Aslında tam elektrikli araba mantığı ha. I-Pace'de de mesela önde bir motor, arka bir motor yok mu abi? Doğru hatırlamıyor musun? Doğru. Öyle bir şey değil mi? Evet. Lan bu elektrik işlerini seviyorum. Çözüyorsun. Bunu ben mi kullansam? Bu videoda çıkacak sonuçlara göre bakabiliriz ona. Zaten yalandan söyledim. Şu an M3'ü kullanmak daha çok cezbediyor. Ney? Bir şey diyeceğim. Neresi orası? Çok iyi değil mi şu kornum? Aa güzel. Buna pille çalışan havalı korna alalım. Bundan şarkı yapabiliyor musun? Yap bakayım. Oldu. Oldu mu? Oldu tabii. Şurası gaz. Ha onu anlat bakayım. Motosiklet gibi. Ön tamam. Fren, arka fren. Ön fren, arka fren. Evet, şu abi. Gaz. Evet. Ha, ATV gibi. Bu da işte şey için muhtemelen. Hani yani bu tehlikeli ya. Atıyorum evet. Çukur ya da ani bir durumda sen gaza basma diye. ATV'lerde de böyle. Jetski'lerde de böyle. Jetski de böyle. Bu tasarım o yüzden Doğan. Her şeyi kullandığını burada belirtiyor musun? Ya tabii ki abi. Bunda tekerlek... bir de kickstart diye bir özellik var. Onu tekerleği biliyorsun. Olan her şey bende. İstersen mesela o tehlikeyi... Kickstart'la vurdurarak çalışıyor. Vurdur. O tehlikeyi mesela ilk bastım bir anda aldı. Hızlı bir şey ya sonuçta tamam. Bu. İlk aldı gidiyorsun mesela. Öyle bir şey yok dersen. Ayağında bittikten sonra gaza basabiliyorsun gidiyor. Anladım. Öyle de bir yorum. Şey işte ya. Normal ışıklarda kalkma değil de giderken kalkma. Hareketli start. Evet. Fren demişken bu arada sevgili Ümit Erdim. 140 milim hidrolik fren var bak diske. Delikli. Bayağı güzel ha. Bu bizim el arabalarındaki gibi dolma tekerlek mi? Yok değil. Bayağı 10 inç jant var abi bunda. Dolma olsa zaten araziye çıkamazsın öyle. Offroad yapamazsın yani. Biraz cahilliğim ortaya çıktı özür diliyorum arkadaşlar. Sorun değil ya. Kankacığım 9 saatte de full şarj oluyor. Ama çift şarj ünitesi var ona takabiliyorsun. O zaman da 4 saatte oluyor. Full
Full oluyor 4 saatte. Powerbank gibi mi? Evet. Menzil de 80 kilometre. Ne diyorsun ya? Evet. Şeyi hatırlıyor musun arkadaşlar? Bak şimdi işi öğrendiğimi şey yapıyorum. Arkadaşlar biz Twizy ile bir yıkamaya gitmiştik. Girdik. Tuzla'daydı. Evet. Ben orada tam bitmek üzereyken benzinliğe girmiştim hatırlarsanız. O videoya da şuradan. İşte şuradan buradan. Kaç kilometre gelmiştin? 65 gelmiştim. Twizy'nin şarjı bitmişti 65'te. Bir şey diyeceğim. Bununla Twizy'yi karşılaştırabiliriz ya. Hangisinin şarjı daha önce bitecek? Çünkü Twizy'nin fabrika verisi 100 evet. Ama İstanbul'un yokuşlarında vesaire de biliyorsun o rakamı tutturamıyorsun. Bu 80. Buradan böyle kalkıp 3. köprüden bir yere gidelim mesela. Tamam. İlk hangisi bitecek? Bunun üstüne iddia yapalım. Tamam. Bak gene bir şey oldu gene bana. İddia şeyi geldi. Tamam yapalım. Yapalım bu yapalım. Güzelmiş. Bugün ben kendime bir challenge koydum. Kendim merak ettiğim için. Neymiş challenge senin? Bununla bebek yokuşunu çıkacağım. Bizim bebek yokuşu dediğimizde şöyle bir yer arkadaşlar. İstanbul'da bakayım. Olmayanlar için söyleyeyim. Bakayım göster bakayım. Ben ikna oldum. Şu tamam şu. Ben ikna oldum. Bir de yeni çalacak bir şey daha çıktı sana. Bildiğin kontak zaten anahtarı var. Zaten bak bir şey diyeceğim. Yedeği var. İkincisi güzel ve her zaman ilgimi çeker yedek anahtar bilirsin. Bunda abi hani bir yere bıraktın. Ettin marketin önüne girdin. Kahve alacaksın edeceksin. Alıyorsun anahtarı. Çalınma riski yok. Motosiklet gibi. Kimse alıp öyle. Aynen öyle. Yani kimse marşa basıp gidemez yani. Yok. Onu çevirmediğin sürece. Bak hop çevirdik. Açıp kapatma tuşuna uzun bastık. Açıldı. Çok güzel bir LCD ekranı var burada. Bu arada görünüyor ışıkta. Böyle yapmana gerek yok bak. Kendine yakışan havalı bir şey getirdin. Seni tebrik gel. Ederim. Bin bakayım bir gel. Daha zaten binemezsin bundan sonra. Yapma ya. İlk scooter mı senin? Yavaş birden açma gazı. Ya hiç mi yakışmaz bir insan ya? Dur ya bir dakika. Allah. Araba boyasız oğlum, değil mi? Araba boyasız. Arabanın etrafında dönmezsen Ümit şu tarafa doğru git. Bir tane ayağını arkaya atman lazım. Ümit rahat bırak insanlar gel buraya. Park ederken eşlik ediyorum insanlara abi yer gösteriyorum. Bir tane belki. Ayağını arkaya at bir tane ayağını öne at. Açaydım kollarımı. Kas 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 kaley. Bassana oğlum bir gaza. Ya bastım demin oğlum, çok hızlı. Korktun mu? Gerildim biraz belli etmedim. Bak son kez bir daha deneyim. Bir tur ben bak, atayım bak. Allah. Korktum vallahi korktum. Ha. Harbiden gerildim. Ya korkma bir şey yapmaz ya. Alet nalet. Bak bana diyene bak. Ya şu skutura yakışıyor mu Allah'ını seversen? Tipe bak ya. Bir de ince paçalı eşofman giymiş. Çok iyi değil mi? Çok acayip. Acayip torku var ya. Çıkalım mı? Hazır mıyız? Bu arada şaka yaptım. Buraya iki ayağını da yan yana da koyabiliyorsun yani. Nasıl kullanmak beni niye istiyorsan. Geriyorsun o zaman? Geniş, İlk kez kullanan adam bu kadar gerilir çünkü. Mi ya? Bak genişliği görüyor musun? Dek. Bunun ismi dek. Bir şey diyeceğim. En çok ilgilendiren konu herhalde 220'den şarj oluyor değil mi? Normal ev. Tabii canım evden bayağı telefon takar gibi takıyorsun şarjı. Tamam abi bana bunlarla gel. Katlanmayı da göstereyim çıkalım mı? Tabii. Sen tamir et bakayım. Abi belli zaten mandalı var. Tabii hiç bisiklet kullanmadık burada. Allah'ını sever. Mahallede katlamadın mı? Katlanır o. Bak zenginlerde vardı katlanan. Bu kadar. Ah, çok iyi. Hadi geçmiş olsun. Bakalım ağırlığına bakayım. Bak. Biraz ağır tabii biraz motorlar. Ağır. Abi iki motor var normal. Çıkalım mı? Tamam. Hazır mısın? Ben değişiklik mi yapsak ya? Buna ben mi binsem? Ona bakacağız ya. İddia ne abi? İddia ne? İddia ne olsun? Nereye gidiyoruz dedin? Bebekten Zincirlikuyu metrobüs durağına kadar gideceğiz. Etiler'den çıkacağız. Trafiğin durumuna göre ya Zincirlikuyu'da bitiririz ya Yıldız Parkı'nın orada bitiririz. Tamam bitirdiğimiz yerde dondurmacı bulalım. Dondurma olsun iddia. Belki bizim aşağıdaki Haks'tan vardır orada da. Bilmiyorum onun başka şubesi var mı ama. Dondurmacı. Belki hadi. Buluruz. Tamam olur. Dondurmasına. Hazır mıyız? Evet. Geç abi. Biniyor geç muyum? Abi. Hadi sağ ol. Arkadaşlar M3'le gazlamaz mıyız? Yapma oğlum insanları. Hadi yürü. Hadi. Evet sevgili Barış abim de burada. Barış abi gel ya. Ne yapacağım abi? Gözlükleri 1000 önceden mi aldın abi? Barış abi de bugün arkadaşlar motosiklette beni takip edecek, beni çekecek. Buradan arkadaşlar bebeğe doğru gideceğiz sahil yolundan. Bebek yokuşuna doğru çıkacağız. Eğer ışık gitmezse Zincirlikuyu'ya kadar gideriz. Tamam. Işık biterse Etiler gibi kapatırız. Tamam. Bana hiç fark etmez. Ben niye sana bir kapatayım? Burada yanlamam. Düz giderim burada. Evet. Sonra yokuşta mı? Bebek yokuşuna. Yokuş mokuş hep yan öyle geçerim seni bak. Şöyle spoiler var ya spoilerin köşesine bakarak gelirsin. Çıkacak mı sence bebek yokuşuna? Bir ufaklığı aldım. Evet. Ben çıkamadım. Ben şimdi abicim şöyle senin aldığın 250 watt civarında bu da 2000 watt yani 10 katı kadar. İkimiz beraber çıkarız öyle diyeyim sana. Harbiden mi ya? Neyse göreceğiz. Polemik sevmem. Yaşamayı severim göreceğiz. Şu. Spoiler'ı iyi yazdım. Spoiler'ı göreceksin bak şu. Çıkıyor muyuz? Hadi. Hadi. Bu arada 3 tane mod var. 1, 2, 3. Son hızı ayarlıyor. Biz şimdi 1'de devam edelim. Eko Turbo'ya aldık. Dual'de kullanacağız. Yokuş çıkacağız malum. Hazırsak. Hadi abi. Abicim. Merhaba abi. Nasılsınız? Eyvallah. Allah razı olsun. Ne zaman görürüm. Eyvallah. Bir i̇yi yaptın. Gördüm vallahi. Çok i̇yi güzel yaptın. Gidiyorsun. Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ olsun. İnşallah.
hayal gördüğü bir videoda yine geliyor, yok öyle geçerim, onu yaparım. Dümende yani, anladın mı? Hesapta beni trafiğe sokacak orada. Ya bak şimdi izle. Sadece izle. Efendi git, efendi! Ya boş yapma, Doğan kabak! Efendi git! Allah Allah ya! Bana hareket çiziyor ya, efendi git, efendi git! Geldim, bebekteyim, nasıl olacak? Egzoz güzel, severim. En çok bunu seviyorum. Bir ufak yoğunluk başladı onun. Şimdi Doğan'ın hesaplarını tutmaması lazım. Benim bir ayar çekmem lazım. Kestirme mestirme mi yapsam acaba? Gelemedi, hala gelemedi. Gözükmüyor hala. Çok da basmadım şimdi, içi gitmesin arabasını dışarıdan öyle yanlarken görünce falan. Ha Doğan, üzülür müsün? Oğlum senden gizli kaçırıp yanmıyorum zaten. Bilmediğin çok şey var Doğan kabak. Bilmediğin çok şey var. Ne oldu? Ne oldu lan? Ya bırak, açılacak şimdi, rahat olsana be abi. Ya bu çok kendinden emin ya. Vallahi kendinden çok emin ya. Bak bak şimdi yokuşta yan yan. Ne oldu, ne oldu? Apache. Evet arkadaşlar, burada şaseden bağımsız olan süspansiyonları tam olarak hissediyorsunuz. Çift kollu şaseden bağımsız süspansiyon var. Şu an böyle bayağı tümsekli çukurlu bir yolda gidiyorum ama... Ne oldu bizim yokuşçu? Ha? Doğan kabak, o kadar yokuş yaptın, yokuşta gelemiyorsun. Neredesin? Özellikle yapıyor. Hesapta şimdi sorsan der ki avans verdim. Geçti beni şu an. Şimdi trafiğe geçecek. Bir şey diyeceğim. Şu an yokuşu bayağı cayır cayır çıkıyor yani. Şimdi Ümit Erdem Zincirli Kuyu trafiğine girecek. Köprü trafiğine girecek. Köprü. O zaman bitireceğim onu köprü trafiğine girdiğinde. Arkadaşlar bu arada kruz kontrol de var. Mesela uzun bir yola gittin. Kruz kontrol alıp gazı sabitleyebiliyorsun da. Yokuşçu Doğan kabağı bekliyorum. Yokuş yaptı, yokuşta gelmiyor. Nasıl olacak? Doğan avans verdin değil mi? Bana avans verdin değil mi? Sorsak şimdi öyle dersin. Kanka ben seni önden saldım falan filan. Gerçi keyif de yapıyor olabilir ha Doğan bu. Kesin keyfi. Ben olsam şimdi beni ekip mesela benim buraya döndüğümü görüp ben sahilden falan devam etmiştim. O gene insaflı geliyordur yani. Zincirli kuyuda biter. Gazlıyor arabamla ya. Hasta. Hala zincirli kuyuda biter diyor. Hastayım bu herife ya. Ne oldu? Kaldın orada işte. Görürsün şimdi Doğan kabağı. Bir Levent'e gir de. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Kimlerle yola çıkıyorum ya? Kimlerle? Bir kahve mavi alsaydım kendime ya. Oğlum ben Türkiye'ye iddiayı getiren adamım ya. Sen benimle challenge yapmak senin neyine ya? Yazık ya. Vallahi yazık ya. 40 yaşında adamsın. Hala orada biter, burada biter. Oo, debriyaj koktu. Güzel debriyaj koktu. Selam vereyim. Almadı. Yerden yüksek olduğu için biraz da lastikler şişme olduğu için böyle bayağı hakim gidiyorsunuz yol arkadaşlar. Köprü trafiğine girince görürüm seni şimdi. Geç geç her türlü. Mezarlığın orada bitiriyorum seni. Zincirli kuyu mezarlığında bitiyorsun. Görürsün bak. Hey gidi. Şu an geçtim arkadaşlar. Şu an mis gibiyim. Bayağı bir gerimde. Şimdi de acayip bir trafiğe gireceğiz. Oradan da hayatta geçemez. Gelsin bakayım ışıklar da yanıma. Nerede artist? Nerede artist? He? Ne oldu? He geldi. Dur. Ne oldu? Neredesin? Neredesin? Köprü trafiği başlayacak şimdi. Metrobüs durağında oraya gel. Şu elciklerin orada bir el dayama yeri var arkadaşlar. O çok rahat hissettiriyor. Böyle dayıyorsunuz elinizi. Konforlu konforlu gidiyorsunuz. Yorulmuyor yani kollarınız. Ama şunu anladım ki bunlar da böyle yüksek sesli bir korna şartmış yani. Onu anladım. Çok güzel trafiğe geldik. Ben sevdim ha bu skuter işini. Trafikte kaldı arkadaş. Ben şöyle aralardan kaçayım. Burası bir kötü tıkandı. Metrobüs durağı falan diyordum. Mezarlıkta bitse aslında alırım. Mezarlıkta bitmesi lazım. Şu an biraz gerildim. Ha geliyor. Belalım geliyor belalım. Evet. Sen akşam trafiğine çok güvendin. Mezarlığın orası değil. Metrobüs durağı mı? Metrobüs durağı. Ya mezarlıkta bitsin. Metrobüs durağında biter. Işıkları geçtiğimiz an bitiyorsun. Abi buraya kadar gel dalga geçe geçe. Zaten mezarlıkta bitse de herhalde olmayacaktı ben. Bir zarf attım ama yemedi. Kötü oldu ya. Yeşil de yanıyor ha. Dolu demek ki. Ben ışık zannediyorum. Kötü oldu kötü. Beklemeyeydim iyiydi. O bebek yokuşundaki bekleme kötü oldu. Hata bende. Beklemeyecektim onu. Ağustos böceğiyle karınca hikayesi gibi oldu biraz. Hani dalga geçtim orada. Yokuşta bekledim. Küçümsemeyeceksin abi. Rakibi küçümsemeyeceksin. Buradan hayatta gelemez. Her türlü geçerim. Her türlü. Çayımı kahvemi söyler beklerim. Öyle geçerim yani. Aha bitti bitti bitti. Abi burayı hiç hesap edemedim. Böyle egzozla hafiften kaydırarak falan yanından geçtim. O kötü oldu mesela. Orada çok çok hava attım belli oldu orada. Şimdi tabii trafikte kalınca vaktim var. Biraz kendimi de muhakeme yapıyorum yani.
Hani oralarda ne yaparsam olmazdı falan ama gelecektim yine burada duracaktım. Kötü oldu. Çekirdek mekirdek yiyordur o ya. Gitmiştir artık. Yani şurası çok daralıyor mesela. Mezarlığın oraya dönen viraj var ya. Orada mesela çok sıkışıyor. Orada belki arada kalmamak için kendi de girmeyebilir. Şurada bekler mi diyeceğim. O da olmadı. Öyle ben kendi kendime egzozu bağırtırım artık. Ne yapayım? Başka yapacak bir şey yok. Dondurmayı da kaybettik. Keyfim çok kaçık. Umutların gittiği o an direksiyondaki memory tuşuna basılır. Standart modu döndü. Üzdü. Yıktı. Şunu öngördüm. Dedim ki hani bebek etileri bu kadar rahat geçtiysek içimden onu diyorum yani her türlü. Tam buranın böyle bir kötü olacağını tahmin ettim ama buraya hüzünlü bir müzik koyun ya. Alışıyor insan ha. Allah alıştım yani hiç sıkıntı yok. Bak hop aralardan hop. Bunun böyle bir sürü aksesuarları da var bu arada arkadaşlar. Işığıydı, öndeki sepetiydi. Bir sürü aksesuarları var. Ümit var ya 3 gün sonra gelir. Öyle bir trafik var ki şu anda. Geçmiş olsun. Biraz yanladı arabayla o canımı sıktı. Neyse canı sağ olsun. Ben de onun Evo'suyla yarışmıştım eskiden. O yüzden canı sağ olsun. Ha geldi. Ha bir de buradan geldi. Yetmiyor. Ha ne var? Bu arası biraz fazla doluymuş. Ne var? Ama kabul edin. Etileri falan çok iyi geçtik. Bebek etiler oralar güzel geçildi. Yokuşta bekleyip dalga geçme işi kötü oldu. Onu anlattım. Kötü oldu. Açılır ya. İleride açılıyormuş. Hadi metrobüs durağına kadar getirmeyeyim onu ya. Mezarlığın önünde kapatayım hadi. Bekleyeyim şuraya çekeyim de bekleyeyim bir. Asabı bozulsun. Demek ki daha ileride bir yer söylemiştim ya ilk video açılırken. Yıldız Parkı'nın orası. Oraya gel desem bitmişti yani. Ya çok iyi olacaktı ya. Onun o trafiğe güvenmesi yani anladın mı? Böyle akşam hani ya böyle geçseydim harbiden şu daha alt geçide gelemedik. O yüzden umutlarım bayağı bir tükenme noktasına geldi şu an arkadaşlar. İtiraf ediyorum. Neyse be ben de akşam trafiğinde M3 kullanmadım demem ha. Şöyle. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda da Doğan Kavak'la scooter test ettik. İçimden geçti. Böyle bitireyim bari ne yapayım. Böyle bir şey yapmam lazım galiba. Arkadaşlar keyfim çok kaçık gerçekten. Çünkü bu sefer inanmıştım. Yemeğine girseydik iddiaya acıktım ya. Arkadaşlar birinciyi tahmin ediyorsunuz herhalde. Söylememe gerek yok. Bayağı bir sıcaktı ama güzeldi, keyifliydi. Rüzgarda püfür püfür esiyor bir taraftan. Şunu stop edeyim mi? Olur ne olmaz. Evet bekliyoruz gelecek. İllaki gelecek. Anahtarımı da alayım. Hala ses yok. Muhtemelen benim arabanın sesi gelir zaten. Ne yaptın ya? Ne oldu abi? Nerede? Ümit Erdin artistlik yapmayı biliyor. Bir dakika bak. 2 dakika önce gelmiş oldum desem. 19.09. Hadi 2 dakika önce gelmiş olsam. Hadi. 19.07. 19.07. Bakalım ne zaman gelecek? Bak demek. Motosiklet var. Motosiklet de kaldı. Barış abi istiyorsan bir gün challenge yapalım. Tamam abi. Ben hazırım. Ümit Erdin'den bu iddia işini Türkiye'de devralıyorum arkadaşlar. Vallahi bak mesafeyi uzatmadım bile ama bekliyorum abi. Muhtar gibi burada insanları selamlar. Mezarlığın orada bitsin dedim ya. Kendisi önüne geldi ya. O yüzden buraya geldi. Bozuk galiba. Duymuyorum dış ses. Seni duymuyorum. Biraz moral bozuk he. Şu an 19.17 arkadaşlar. Ne oldu Ümit Erdim ya? Dur şöyle o tarafına geleyim. Dur. Ne oldu abi? O kadar yanlıyorsun. Oğlum niye yanlıyorsun arabamdan? Onu anlattım arkadaşlara gelirken. Biraz şey oldu. Ağustos böceğiyle karınca hikayesi oldu. 15 dakika sonra geldim. Evet. 15. Ben kendi kendime hatalar yaptım Doğan. Ne yaptın? Hatalarımdan ders çıkaracağım. Bir şey diyeceğim. Barış abi bana yetişemedi. Motorla yetişemedi bana. Gel çek şöyle arabayı. Soluklan ya. Gel. Arabası olsun ya. Ümit ne yaptın? Çıkıyordun abi tam gaz falan. Ne oldu? Bak, bir şey diyeceğim. Ümit. Bir şey diyeceğim. Nerede bundan? Anahtarı nerede? Anahtarı. Bilerek söktüm. Biliyordun değil mi? Bilerek söktüm. Ne oldu abi? Bak şu oldu. Ben sana tam olarak olanı söyleyeyim. Ben hata yaptım. Hatalarımdan ders çıkaracağım artık. Ben yenemeyeceğim iddiaya girmem kanka. Yenileceğim iddiaya girmem. Ya kanka sen orada yanılıyorsun. Yanlarken çıkarken iyiydi abi. İşte onlar kötü. Niye biliyor musun? Dalga geçtim. Hani nasıl olsa geçerim. O böyle dalga geçme hareketiydi. Abi, olmadı. Orada biraz ağır davrandım. Bekledim anladım. Dalga geçme işi kötü oldu. Abi seni kadar bekle. Bekliyorsun abi araba 0-4 saniye. Beklesen ne olur? Bekliyorsun ya. Basıyorsun yine yürüyorsun. Aynen. Diyorum ya ben şu an zaten sizle konuşmuyorum. Ben sesli düşünüyorum. Ben hatalar yaptım. Bunlardan ders çıkaracağım. Dondurması mı alıyor abi? Yengeyi al, çocukları al, herkesi al. Bir şey diyeceğim. Sınır yok. Anneme babama al. Herkesi al, herkesi al abi. Ordu'ya haber ver, gelsinler. Korkan'a haber ver. Bir şey diyeceğim. Gidiyoruz, dondurmaya gidiyoruz. Bir şey diyeceğim. Bir saniye müsaade eder misin? Şimdi abi, arabadan inerken fark ettim cüzdanı almamışım. Evde mi? Bilmiyorum nerede. Yapma evde bile olduğundan şüpheliyim ya. Yani. Motor var abi ya da elektrik. Hemen. İşte yerini bilmiyorum. Yerini bilmiyorum cüzdanı. Yalanı ne kadar iyi konuştuğunu biliyorum. Yani. Bununla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Kaç senedir arkadaşız? Maalesef 16. 16. 15 yıldan sonra tanıdığın insana yalan söylemeyi bırak. 15 yani limitin 15 olsun. Onu 15 değil mi? 15'te bırak kanka ben yemiyorum. 15 güzel değil mi abi? Bence de abi. 15. Başladım ben düşüncemin abi arkasındayım. Bu benim hatam yüzümden oldu. Ya oğlum adam motorla yetişemedi bana ya. Neden bahsediyorsun? Motorunu nasıl yapıyorsun? Bak şimdi avantaj. Kredi çek. Kredi çeken yok dondurma için. Yalan için değil dondurma için. Dondurma için kredi çek. Olay ne biliyor musun avantajı? Scooter geliyor ya abi. Evet. Giriyor kalıyor sıkışık iki arabanın yanında. Bununla bir insan kadarsın. İnsan yürüyerek arabanın arasından geçiyor ya. Evet. Öyle geçiyorsun bununla. Öyle düşün yani. O yüzden abi mümkün değil geçmen beni kankacığım. Ama şu, hadi ufaktan gidelim. Anahtarı nerede? Anahtarlar koltuğun altında kalık ara. Anahtarlar paspasın altında kalık Ümit.
vermem. Telefon tutacağı da var. Taktın mı böyle, hava attın mı telefonu? Yok. Anahtarı ver. Anahtar da karbon ha. Barış abi seversin. Telefonu mu takacaksın? Tak. Telefonum da yok. Cüzdanım yok. Telefon, hiçbir şeyim yok ya. Haberleşelim ya. Telefonu buraya takıyorsun abi. Şey diyeceğim. Buradan USB'den de şarj ediyorsun. Ha USB'de mi var? Burada USB var kardeşim. Şurada USB çıkışı. Telefonu şarj ediyorsun. Bu artık dalga geçmenin başka boyutu. Öyle bir geçti ki şarj ederime falan girdi yani. Tamam abi, nereye gidiyoruz? Hadi gidelim. Trafikte nereye gideceksin oğlum? Siz gidin, ben gitmeye çalışayım. Cüzdanı ver abi sen, biz geçelim ufaktan. Kartı kanka, ver. Kredi kartı ver. E ismimi verin. İsmimi verin. Doğan. Ha? İsmimi verin. İsmimi verin. Kim derlerse yalancı ümitlerim. Yöresel. Yöresel. O zaman arkadaşlar, videoyu bitiriyoruz burada. Beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Zero Scooter'ların işte 9X modeli var, 10 modeli var, X olmayanı. Diğerlerini incelemek için neydi Ümiter'in internet sitesi? EcoVolt. EcoVolt.com.tr. Evet, EcoVolt.com.tr. Evet. Aşağıda bırakırız arkadaşlar. Diğer modelleri inceleyebilirsiniz. Hı-hı. İstanbul Erenköy'de de bir showroomları var. Modelleri de orada gidip test edebilirsiniz. Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Teşekkür ediyorum. Yokuşu çok güzel çıktı. Yokuşta deliriyor. Doğan da çok güzel yokuş yapıyor. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Şimdi hoşça kalın. Oğlum dur, telefonumu aldık. Telefonumu satar abi. Zilan sitesine nasıl, koyar. Nasıl? Nasıl? Demedi abi, çıkamadıktan kontrol sonra hiçbir anlamı mi kalmadı ki. Tamam dur, ben bunu çalıştırayım. Çalıştırdım. Akıllı git ha. İyice uzadı ya bunun boyu. Akşam alacağım ben ondan tabii orada. Dondurmayı da. Abi hadi dondurmaya gidip araba. Abi herhalde. Abi herhalde. Alacak adam gitti. Biz abi, nereye gidiyoruz? Ben onu alacağım, sen merak etme. Sen abi akraba, konu komşu, çoluk çocuğa herkese haber ver. Dondurmaya abi gidiyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.